kahve içmeye gidecektim arkadaşlarla. Ekip tavsiye aradı. Size Rusya uçuşunu tavsiye ettiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün hiç uçmamışım. Yeni bir ülkeye giriş yaptım. Şurası ülke sınırlarıydı. Şuradaki çitleri gördüğünüz demirleri. Okay. Do you know Turkey? Turkey? Turkey, yes. İstanbul, Ankara. Oh, kebap. Yeah. Merhaba arkadaşlar. Ben Cankil. Yine yeni bir videoyla sizlerle beraberim. Herkes soruyordu uçuş programını açıklar mısın, uçuş programını açıklar mısın diye. Temmuz ayı uçuş programımı açıklayacağım. Ağustos'un ortasına geldik. Birkaç gün sonra da Ağustos programımı açıklamayı düşünüyorum. Temmuz ayı benim için epey yoğun geçti. 8 tane farklı ülkeye uçtum ve 82 saat uçtum. 14 gün yatım vardı. Tek tek yavaştan açıklamaya başlayayım o zaman. Bu arada kabin memurlu orada benim arkadaşlarım bakıp bana gülüyorlar. Bel dibine geldik sahil denize girmeye. Rusya'daydım dün. Sabaha karşı geldim saat 6.30 gibi falan. Biraz da yorgunum. Şimdi açıklamaya başlayabiliriz. 1 Temmuz'da Brüksel'den Antalya'ya gelmişim. Brüksel'de 6 gün yatı yaptım Haziran'ın sonuna doğru. Brüksel BRU üçlü kodu. Her ülkenin havalimanının kodları var. Benim de bir kodum var, üçlü kodum CKL diye. Brüksel'de 4.5 Z'de havalanmışız. Yani 4.5 Z demek UTC saati oluyor. Yani İngiltere'den, Grönland'dan geçtiği için o paralel 3 saat ileri koyuyoruz Türkiye'de. Yani 4.5 demek 7.5'da Brüksel'den AET'ye gelmişim. 3 saat 40 dakika sürmüş. Standart bir uçuştu. 2 defa servis yaptık. Satışlı servisli. İkram yoktu bu uçuşta. Brüksel'den Antalya'ya gelen tatilcileri taşıdık. Genelde tatil bölgelerine uçuyoruz biz. Adalara falan gidiyoruz. O şekilde oluyor. İkisinde ve üçünde double off'um varmış. Antalya'daymışım. Hiçbir yere gitmedim. Antalya'da gezdim. Daha sonrasında dördünde OMR'ye gitmiş gelmişim. 6.25 ya İzzet. 9.25'te uçak havalanmış. 4 saat 45 dakika sürmüş. OMR neresiydi? Hemen bakalım. Üçlü koduna. Ordea Airport Romanya. Romanya'ya uçmuşum. Romanya'dan yolcu getirmiş ve Romanya'ya turistleri götürmüşüm. Standart bir uçuştu. Bazı uçuşlarda temizlik yapabiliyoruz, bazılarında yapmıyoruz. OMR'de yaptım diye hatırlıyorum. Genelde Romanyalı yolcular oluyor ve tur paketini satın almış insanlar bu uçuşta oluyor. Beşinde yine bir uçuşum varmış. AYT Nürnberg. Nürnberg'e uçmuşum. 18.55 Z'de uçmuşum. 6 saat 22 dakika sürmüş. Almanya'ya gitmiş gelmişim. 6'sında yine boş gözüküyor çünkü 6'sında geri dönmüşüm gece uçtuğum için. 7'sinde boş vermişler bana. 7'sinde bir yere gitmemişim. 8'inde geldiğimizde Paderburg'a gidip gelmişim. 7 saat 20 dakika sürmüş. Uzun bir uçuş, yorucu bir uçuştu. 10 Z'de gitmişim. Yani saat 1'de uçak kalkmış. Öğlen vakti, güzel bir saat. Yine satışlı bu uçuş. 9'unda hiçbir şey gözükmüyor. Boş gözüküyor. 10'una bakalım. 10'unda buradan Antalya'dan Gazipaşa'ya uçakla gitmişim. Uçakla Gazipaşa'ya gidilir mi diyeceksiniz. 25 dakika falan sürüyor. 2 ekip gidiyoruz. Ekip bizi bırakıyor ve yolcu alıp tekrardan devam ediyoruz. CGN'ye yani Köln'e gitmişim. 7 saat 20 dakika flight time'ım sürmüş. Duty time ise 10 saat 45 dakika. Duty time arkadaşlar, yani biz uçağa girdikten sonra başlıyor. Orada biliyorsunuz ekipman çekleri falan alıyoruz. Uçağı hazırlıyoruz yolculara. Bu arada güneş tam da bana çarpıyor. Köln'e gidip gelmişim. Kaçta gelmişim? 11.30 Z'de Gazipaşa'da 2 günlük yatım başlamış. Yani saat 2.30'da Gazipaşa'daymışım. Ertesi günü Billund, BLL'ye yani Danimarka'ya uçmuşum. Danimarka'da 8 saat sürmüş. Uzun bu uçuş yine. Saat 12.20 Z'de kalkmışız. Yani saat 3.30 gibi kalkmışız. Geri dönüşte 11.30 Türkiye saatiyle. Uzun ve yoğun bir uçuştu. Tekrar Gazipaşa'ya gelmişim. Ayın 12'sinde ise otobüsle Gazipaşa'dan Antalya'ya geri dönmüş.
Ve duty time 2,5 saat, yani 2,5 saat civarında yol almışız otobüsle. 14'ünde standby görevim var. Havacılığın olmazsa olmazı nöbetler. İşte dün SVX'e gittim, Rusya'ya, Yekaterinburg'a. Tam evden dışarı çıkıyordum, kahve içmeye gidecektim arkadaşlarla. Ekip tavsiye aradı, size Rusya uçuşunu tavsiye ettiler. Gece uçuşu, uzun bir uçuş, ikramlı uçuş, inanılmaz zorlu bir uçuştu. Yine de yaptım. Bu ay 2 tane SVX yaptım. Ayın 30'unda da bir tane daha yapacağım program değişmezse. Telefonun kilidi kapandı. Hemen açıyorum. 14'ünde bir şey gözükmüyor. 15'inde off vermişler. 16'sında standby yine. Standby patlamadı. O gün de patlamadı. Temmuz ayı rahattı. 17-18 double off girmişim. Double off olmuş tatilim. 19'unda yine bir şey yok. Yani 1-2-3-4-5-6-7-8 gün hiç uçmamışım. İnanılmazdı. 8 gün uçmamak havacılıkta. Yani çok nadir görülen bir şey. Standby'larım da patlamadı o zaman. Şimdi ekip 20'sinde buradan AYT'den Maastricht'e gitmişim. Hollanda'da Maastricht'te 14 gün yatım vardı. Ağustos ayının 3'ü 4'üne kadar oradaydım. Maastricht'ten uçuşlar gerçekleştirdim. Buradan tek bacak Maastricht'e gitmişim. Maastricht'te yatım başlıyor. Ertesi günü Boş Bulgar, Bulgaristan'a gitmişim. Burgaz Havalimanı'na gitmişim. Git gel yapmışım. 5 saat duty time, 2,5-2,5. 22'sinde boş off günüm. Maastricht'te gezdim. Hemen şuraya da bırakacağım. Maastricht'te yatımdan güzel bir vlog çekmiştim. Eğlenceli. İzlemenizi tavsiye ederim. 23'ünde Heraklion'a, Yunanistan'a uçmuşum. Duty time'ım 6 saat gözüküyor. 4,5 Z'de gitmişim. Satışlı bu uçuş. Normal, yoğun bir uçuş. 2 tane servis yaptık. Standart. Şu ana kadar herhangi bir emergency bir durum yaşamadım uçakta. Bundan sonra da umarım yaşamam. 23'ünde yine Heraklion'a gitmişim ertesi gün. Yine 6 saat 45 dakika sürmüş. 24'ünde Mallorca'ya uçmuşum. 4 saat 35 dakika. Kısa bir uçuştu. Hatırlıyorum. İnanılmaz yoğun bir uçuştu. Yani trolleylerde hiçbir şey kalmamıştı. İyi hatırlıyorum. Onun üstüne 2 tane off vermişler. Double off'a girmişim. Double off'ta inanılmaz eğlendim. Maastricht'te iyi gezdim. 27'sinde Reho. Yine Yunanistan'a Rodos'a uçmuşum. 6 saat 55 dakika sürmüş. Yunanistan Türkiye'den sonra en çok yani gidilen destinasyonlardan bir tanesi, tatil destinasyonlarından. 28'inde off'um varmış. 29'unda 3 bacak. Maastricht'ten Las Palmas'tan Tenerife'ye, Tenerife'den tekrar Maastricht'e gitmişim. Ve 9 saat 45 dakika sadece fly time'ım sürmüş. O gün gerçekten çok yorucuydu, uzundu. Üstüne bir tane off vermişler. 31'inde de yine 3 bacak. Maastricht'ten Sami Island'a, yani şeye gittim. Yunanistan'a gittim. Sami'den de MCT Midilli'ye gittim. Midilli adasına uçtuk. Flight time 6 saat 55 dakika ama 3 bacak olduğu zaman uçuşlarda yakıt alımı, transit yolcu prosedürleri uygulanıyor. Ve bu bizi gerçekten çok yoruyor. Güzel bir Temmuz ayı programıydı. Ağustos ayının yarısına geldik. Bu ay aşağı yukarı 95 saat civarında uçacağım. Çok yoğun bir uçuş takvimim, saatim var. 100 saat uçabiliyoruz zaten. Ağustos ayı programını da en yakın zamanda yayınlayacağım. Sormak istediğiniz sorular olursa Instagram'dan sorabilirsiniz. Beni takip edebilir, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bakalım ilerleyen vakitlerde güzel videolar. La devam edeceğim sizlere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.